20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. Gaziantep Barosu da 2022-2023 adli yıl açılışı dolayısıyla baro toplantı salonunda açıklamalarda bulundu. 2022 adli yılının bugün duyduğunuz sesim gibi olmasını istemiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Daha umutlu girmek istiyorum. Yaşadığımız sorunları hepimiz biliyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi hepimiz gayet iyi hissediyoruz, yaşıyoruz. Baro Başkanı İskender Kahraman yeni adli yılına mutlu girmek istediklerini söylerken 5 Eylül'de baro başkanları olarak Ankara'da olacaklarını dile getirdi. Son bir aydır yürüttüğümüz avukatlık asgari ücret tarifesindeki güncelleme ve CMK ücretlerindeki güncelleme ile ilgili avukatlık asgari ücret tarifesi ile ilgili bizim Barolar Birliği ile ortak düzenle verdiğimiz teklif üzerinde uzlaşma sağlandı. CMK ile ilgili de son toplantının yarın gerçekleştireceği konusunda bilgi geldi. Biz Türkiye'deki tüm baro başkanları 5 Eylül'de her halükarda Ankara'da olacağız. Yarınki CMK toplantısının sonucuna göre de eylemlerimizi ortaya koyacağız. Gerekirse buradan tüm Gaziantep Barosu avukatlarıyla Ankara'da olacağız. Bununla ilgili de gerekli bilgilendirmeyi siz değerli meslektaşlarımla paylaşacağım. Gaziantep Barosu Genel Sekreteri Aybars Cem Özaslan, Türkiye Barolar Birliği'nin 81 ilin barosu ile paylaştığı ortak açıklamayı okudu. Herkes için adil bir adli yıl istiyoruz. 2022-2023 adli yılını yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl, mesleğimize ve avukatlarımıza yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır. Herkes için adil bir adli yıl istiyoruz diyen Aybars Cem Özaslan, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve mesleki sorunlara yönelik somut adımların atılmadığını hatırlattı. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması, baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir. Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortamda yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl diliyoruz. Yurttaşların haklarını korumak için görevimizi yaparken kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz. Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir.